Öz aziz ve muhterem, kıymetli ve muhterem izleyenler, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, salah, felah, necah bütün inananların üzerine olsun. Amelde Fıkhı Ekber'le ilgili keşif notlarımız devam ediyor. Dersimiz abdesti bozan şeyleri anlatarak geldik. Şimdi de Maliki mezhebinin bu konuda sizlere görüşlerini aktaralım. Özetle bir keşif notu olarak Malikilerde abdesti bozanlardan biri Seles'tir. Kendiliğinden akan sidik, yel veya mezi, mezidir ki tabiatın anormal hale geçmesi sebebiyle bunlar olmaktadır. Zamanı tespit edebilirlerse, yani şayet bu akıntının zamanı tespit edebilirlerse, mesela vaktin sonunda bu vacip olur. Yani vaktin sonunda kesildiği alışkanlık halini almışsa, o vakit bu gibi kimsenin namazını vaktin sonuna kadar ertelemesi vacip olur. Vaktin başında kesiliyor ise namazını erkenden kılması vacip olur. Eğer tedavi edebiliyor veya evlenmek ile geçecek türdense, gereğini yapması onun için vacip olur demişlerdir. İşte bu selestir kıymetliler. Şimdi bunlara bir baktığımız zaman hepsinin görüşlerinin çok kıymetli olduğunu görmekteyiz. Yine Hanbeli mezhebine bakıyoruz. Bunlar da daimi hades sahibi, namaz kılacak kadar bir süre özrünün kesilmemesi halinde söz konusudur. Bu da devamlı bir idrar akıntısı gibi bir özrün bulunması halinde. Bu durum böyledir. Her namaz için abdest almakla mükelleftir. Abdestinin sahih olması ise ancak namaz vaktinin girmesinden sonra olur. Sevgili Peygamberimizden şöyle rivayet edilmiş: o vakit gelinceye kadar her bir namaz için abdest al. Bu sevgili Peygamberimizden aleyhissalatü vesselam haberdir. Her bir namaz vakti için abdest al. Evet, sahih olarak rivayet edilen hadisi şeriflerdendir. Şimdi şöyle bakıyoruz. Hazreti Ömer'in hançerlendiği zaman yaralarından kanlar fışkırdığı halde namazına devam ettiği rivayet edilmiştir. Şimdi bir de Şafii mezhebine kısaca göz atalım. Şimdi sidik, mezi, kaba pislik gibi, müstehaza gibi akıntısı devamlı olan kişi vaktin girişinden önce bu kişi abdest alırsa sahih olmaz, vakit girince abdest alır demişlerdir. Yine bunların bu görüşleri tabi özürlüler içindir. Farz için abdest almak
vaciptir. Evet, bu şafilerin bütün ibadetlerde abdest gereklidir. Meni akıntısı olan kimsenin ise her farz için gusletmesi zorunludur şafilerde. Dikkat edin buraya. Meni akıntısı olan kimsenin ise her farz için gusletmesi zorunludur demişlerdir. Şafi ile Hanbeli mezhebi bazı konularda ittifak etmektedirler. Görünüyor ki bu konularda Şafi ile Hanbeli mezhebi özür sahibinin abdestine dair hükümlerde de ittifak etmektedirler. Tabii ihtilaflar rahmettir ama ittifaklar da çok sevindiricidir. Malikilerin dışında olan cumhur ise özür sahibi olan kimsenin abdestini yenilemesinin vacip üzerinde ittifak etmiştir. Malikiler ise böyle bir kimsenin abdestinin sadece müstehab olduğunu söylemektedirler. Şafilerle Hanbelilere göre ve Hanefilerce de öğle namazının dışındaki namazlarda abdest almak vaktin girmesinden sonra olur. Öğle namazında ise vaktin girişinden önce abdest almak caizdir. Çünkü öğle vaktinden önce mühmel bir vakit vardır. Yani öğleden, öğle ile güneşin doğması arasında bir mühmel vakit bulunmaktadır. Küçük hades sebebiyle haram olan veya abdestsiz olanın yapamayacağı şeyler. Mesela abdestsiz bir insan, buna gusle büyük hades, efendim, namaz abdestine ise küçük hades denmiştir. Şimdi abdestsiz, yani küçük hades sebebiyle haram olan şeyler. Yani abdestsiz yapılamayanlar. Bunlardan birisi namaz ve benzerleri, abdestsiz namaz kılınmaz. Ve onun benzerleri de öyledir. Şimdi kıymetliler şöyle bir bakalım. Mesela bunlardan cuma namazı, hutbesi, cenaze namazı gibi, efendim yine nafile namazlar gibi, benzeri tilavet secdesi gibi, cuma namazı ve hutbesi gibi, cenaze namazı gibi ameller abdestsiz katiyen yapılamaz. Yine sevgili peygamberimizden gelen haberde bir kimse hadeste bulunduğunda, yani abdesti bozulduğunda abdest almadıkça Allah onun namazını kabul etmez buyurdu Peygamber Efendimiz. Bu hadis-i şerif kıymetli muhaddislerimiz tarafından rivayet edilmiştir. Ebu Hüreyre yoluyla gelmiştir Peygamberimizden. Tirmizi, Ebu Davud, Müslim, Buhari'de bu kıymetli muhaddislerimizdendir. Abdestli olmayan kimsenin namazı olmaz, namazı da olmaz buyurulmuştur. İşte yine Peygamberimizden gelen haberlerden biri de budur. Beytullah'ı tavafta namazdır.
Bu bakımdan tavaf ettiğiniz vakit az konuşunuz diye Peygamberimizden yine haber vardır. Evet kıymetliler, Kabe'yi tavaf etmek, isterse nafaz veya nafile olsun, yine abdestli bulunmak, Beytullah'ı tavaf etmek bir namazdır. Fakat Allah Celle Celaluhu tavaf esnasında konuşmayı helal kılmıştır. O bakımdan kim konuşursa ancak hayır konuşsun demiş Peygamberimiz ki bunu da kıymetli muhaddislerimiz rivayet etmişlerdir. Yine Hanefiler taharet üzere bulunmayı tavafın sıhhati için bir şart olarak değil de bir vacip olarak kabul etmişlerdir. Bunların hepsi mükemmeldir. Hangisiyle amel ederseniz çok güzel amel etmiş, İslami delillere dayalı dininizi yerine, bu emri yerine getirmiş olursunuz. Çünkü ağacın çok güçlü gövdesi, kökleri olduğu gibi bu İslam ağacının çok güçlü dalları bulunmaktadır. Şahane cennete uzanan meyveleri bulunmaktadır. İslam'a bu delillerle sarılın. Dört mezhep rahmet kaynıyor. Yüce Allah dört mezheple ayrıca bütün dünyaya rahmetiyle tecelli etmiştir. Çünkü Allah bu dört mezhep kanalıyla İslam okulu açılmış bu dünyaya. 14 asırdan beri devam ediyor, ebedi devam edecektir. Ehl-i sünnet yolu devam edecektir. Nice kıymetli bu ekolün alimleriyle. Çünkü İslam'ın kaynaklarına bozulma şansı yoktur. Kur'an-ı Kerim ebedi, bozulmadı, bozulmayacaktır. Sünnetler, hadisi şerifler korunarak gelmiştir, korunarak gitmektedir. Kıymetli izleyenler, bütünüyle veya bir ayet dahi olsa, kısmen Mushaf'a, Kur'an-ı Kerim'e el sürmek, abdestsiz olmaz. Bunu başka türlü anlayanlar olmuştur ama, dört mezhep kesin kez Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz el sürülmez demişler. Vakıa suresinin 79. ayeti kerimesi bunu beyan etmektedir. La yemessühü illel mutahherun buyuruyor şanlı Kur'an'da. Ona ancak çokça temizlenmiş olanlar dokunur buyuruyor Yüce Rabbimiz. İster Kur'an-ı Kerim'e bütünüyle veya bir ayet dahi olsa kısmen Mushaf'a yani Kur'an-ı Kerim'e el sürmek katiyen abdestsiz olmaz. Onun için şimdi bazıları çıkmışlar piyasaya, abdestsiz Kur'an okunur, Kur'an'a el sürünür, Kur'an ele alınır gibi fetvalar veriyorlar. Bunlar dört mezhebe de bu ayete de aykırıdır. Bunun için siz dört mezhebin Ehl-i Sünnet kanalıyla amel edin. Bu kendini müştehit zanneden veya başkasını taklit edenlere dikkat edin. Hiç kimse İmam-ı Azam olamaz, tabi'in olamaz, eshab olamaz. Onun için bir defa herkes haddini bilsin. İmam-ı Azam tabi'in içerisinde ilim kaynayan bütün alimlerle, eshabla görüşmüş. Malik de böyle,
Sen Kur'an-ı Kerim'i sen kime öğretmeye kalkıyorsun? Eshab-ı güzüne, tabiine, ehli sünnet, İmam-ı Azam'a, Malik'e, Şafii'ye, Hanbeli'ye din mi öğretmeye kalkıyorsun? Allah'a din mi öğretmeye kalkıyorsun? Dikkat et. Onlar Allah'ın dinini güzel anlamışlar. Anladıklarını anlatıyorlar. Ehl-i sünnet yolu böyle geldi dünyada. Buna ters düşenlere dikkat edin. Biz her alimin ilmi çalışmalarını takdir ederiz. Ama ehl-i sünnete, ayetlere, sünnete, hadisi şeriflere, icmaya ters düşenlere şöyle dikkat edilmesi gerekir olduğunu da hatırlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim'e ancak abdestli olan kimse el sürer. Bakın bu da Amir bin Hazm'in rivayetiyle El-Esnem, Ebu Davud ve Nesai'nin eserlerinde rivayet edilmektedir. İbni Ömer'den Darekutni, Tabarani, Beyhaki, Osman bin Ebu'l-As ile zayıf bir senetle gelmiştir. Diğer hadisler de zayıftır. Bunu Malik Amir bin Hazm'dan mürsel olarak rivayet etmiştir. Şimdi bu hadisi şerif o ayetle birleşince, bakın zayıflar güçlü olur, bir de dört mezheple birleşiyor. Dört mezhebin alimleriyle. Geriye kim kalıyor? Abdest almaya tembelliğinden erinen tembeller kalıyor. Abdestsiz Kur'an el sürer diyenler kalıyor geriye. Bu tembeller. Kur'an-ı Kerim'e saygıyı ortadan kaldırmaya çalışanlar. Bilerek bilmeyerek. Belki bilerek yapmazlar. Ama böyle zannediyorlar. Bu bir tembelliktir. Ve saygısızlıktır Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Kur'an-ı Kerim mahluktur diyenler, tabii ki ona ne yaparlar? Abdestsiz dokunurlar. Kur'an-ı Kerim mahluk değil, Allah kelamıdır. Bu da ehl-i sünnetin yolu da budur. Kur'an-ı Kerim mahluktur diyenlere de itibar etmeyin. Evet, kıymetliler, Kur'an-ı Kerim'in tazim edilmesi vaciptir. Tembellik değil, Kur'an-ı Kerim'e tazim ve gereken saygıyı göstereceksin. Ey tembeller, ey gafil ve cahiller, Kur'an-ı Kerim'e saygı gösterin. Kur'an-ı Kerim'in tazim edilmesi vaciptir. Burada farz anlamındadır bu vacip. Aklını başına al. Dört mezhebin görüşü budur. Dünya Müslümanlarının %99,9'u dört mezheple 14 asırdır gelmiştir. Bunun dışında kıymetli alimlerimiz var. O unutulmuş mezhepleri efendim unutulmuş müntesibi kalmamışlar var kıymetlilerden. Ama bugün Kur'an-ı Kerim'e saygısızca davrananlar da var dört mezhebin dışında. Dört mezhebin dışında kıymetli alimlerimiz de var. Yanlışlar olmakla beraber çok güzel çalışanlar da var. Biz onların doğru taraflarına eğri deme şansımız da hiç yok. Doğru daima doğrudur. Düşmanımın elinde görsen doğruyu, ben düşmanıma bakmam ki elindeki doğruya bakarım. Doğru, dostumun elinde de doğrudur, düşmanımın elinde de doğrudur. Doğru doğrudur yani. Düşmanın elinde diye doğruya eğri denmez.
Dostumun elinde eğriyi gördüm ben. Dostumun elinde eğriyi görünce de o eğriye doğru denir mi? Doğru doğrudur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim sünnette, icmada, kıyasta, ilim yoluyla doğrular tespit edilmiştir. İçtihat kapısı da kıyamete kadar açıktır. Bunun için Kur'an-ı Kerim fakihlerimiz ne diyor? Abdestli olmayan bir kimsenin diyor, bakın, Kur'an-ı Kerim okuyabileceğinde veya ona dokunmaksızın bakabileceğinde ittifak etmişlerdir. Ama dokunamaz diyorlar, bakın, abdestsiz Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz diyorlar. Ama okuyabilir, bakabilir diyorlar. Ve burada da ittifak vardır diyorlar. Nitekim küçük çocuğun öğrenmek maksadıyla Kur'an-ı Kerim'e elini sürmesini de caiz görmüşlerdir. Çünkü küçük çocuğa abdest farz değil ki. Öğrenmek için çocuk onu okuyabilir demişler. Bu da öğrenme kapısını açık tutmak, ilim kapısını açık tutmak, hiç kapamamak. Çocuk bile olsa. Burada da yine fakihlerimiz çok güzel, her konuda güzel tespitlerde, keşiflerde bulunmuşlar. Ben yüce İslam alimlerinin çalışmalarına hayranım. Rahmet okuyorum. Allah'ım İslam alimlerine razı oldum yeter deyinceye kadar ebedi rahmet eyle ya Rabbi. Ne güzel çalışmışlar. Malikilerle Şafiler Kur'an-ı Kerim'e el sürmenin haram sürmesini haram kabul etmişlerdir. Hanefilerle Hanbeliler ise temiz olmaları şartıyla arada bir engel veya bir çubuk ile musafa dokunmayı caiz kabul etmişlerdir. Temiz bir havluyla mesela dokunmayı caiz kabul etmişlerdir. Temiz bir havluyla Kur'an-ı Kerim eline alıp şuradan şuraya konabilir. Bu da kime göre? Hanefilerle Hanbelilere göre. Ama Malikilerle Şafiler Kur'an-ı Kerim'e el sürmesini haram kabul etmişlerdir. Öyle anlamışlar ayeti kerimenin zahirinden, hadisi şeriflerden. Çok güzel anlamışlar. Mükemmel hepsi de. Ne kadar güzel keşfettilerse, ettilerse rahmet genişlemiştir. Ama tembellik rahmetin içinde yoktur. Saygısızlık Kur'an-ı Kerim'e bu ruhsatların içinde de yoktur. Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığın adını ilim konmaz. Keşif de konmaz, içtihat da konmaz. Ve bunu ilmi dayanak aramak, Kur'an-ı Kerim'in zahiri açıkça varken, tembelliğe adam yol arıyor. Aynı zamanda saygısızlığa yol arıyor. Bunlar kabul edilemez, edilmemiştir zaten. Şimdi Hanefi alimlerine göre, o yüksek şahsiyetlere göre rahmetullahi aleyhi ecmain, şimdi musafın bütününe veya bir kısmına, yani musafta yazılmış herhangi bir şeye dokunmak haramdır. Kur'an-ı Kerim'de bakın, görüyorsunuz, şimdi ayrı ayrı mezhepleri ele aldığımız zaman, Musaf'ın yani Kur'an-ı Kerim kitabının bütününe veya bir kısmına, yani Kur'an-ı Kerim'in Musaf'ta yazılmış
herhangi bir şeye, yani ayete dokunmak haramdır diyorlar. Sonra şimdi herhangi bir şeye deyince bakın, o mushafla ilgili hiçbir şeye dokunamazsın anlamı da çıkmaktadır. Şimdi para veya duvar üzerinde yazılmış bir ayet dahi olsa, yani bir tek ayet bile olsa abdestsiz dokunamazsın diyor. Mushafa bitişik, mushaf kapağının da abdestsiz olarak ellenmesi haramdır diyorlar. Çünkü o kapak da, o yapraklar da o Kur'an-ı Kerim'e ne yapıyor? Hizmet ediyorlar. Orada yazılı bulunuyorlar. O yaprak, o kapak da Kur'an-ı Kerim'in muhafazası için, orada bulunduğu için onu da kirletemezsin. O yaprağı, o kapağı da kirletemezsin. Abdestsizlik nedir? Manevi bir kirliliktir. Maddi kirliliğin yanında bir de manevi kirliliktir. Onun için abdestli olacaksın. Çünkü bu da ona tabidir demişlerdir. Ona dokunmak, Kur'an-ı Kerim'e dokunmak demektir demişlerdir. Buradan da Hanefi alimlerinin diğerleri gibi ne kadar derin Kur'an-ı Kerim'e saygılarının olduklarını ve ne kadar güzel delilleri incelemişler, itina göstermişler. Kur'an-ı Kerim'den ayrı bir mahfazaya, mesela torbasına veya kutusuna dokunmak haram değildir, caizdir. Çünkü torba, kutu, Kur'an-ı Kerim'in hem kendinin hem kabının dışında ayrı bir muhafazadır. Onun için onlara dokunulabilir. Torbadan maksat deriden veya başka şeyden yapılmış ve içinde bulunanın üzerine ağzı kapatabilen kap demektir. Bunun çeşitleri olabilir. Müslüman olmayanın mushafa dokunması da caiz değildir. Bununla birlikte onun Kur'an öğrenmesi, fıkıh ve benzeri şeyler öğrenmesi caizdir. Bakın, Müslüman olmayanın mushafa dokunması caiz değildir ama Kur'an-ı Kerim öğrenmesi, fıkıh ve benzeri şeyler öğrenmesi caizdir dediler. Kim? Hanefi alimleri. Fetvaya esas olan görüş, mushafa ondan ayrı olan kapak ile veya bir torba ile ona dokunmanın caiz olduğu şeklindedir. Eğer Kur'an-ı Kerim tefsirden fazla veya ona eşit miktarda ise o zaman o tefsir kitaplarına dokunmak da mekruhtur dediler. Yine fıkıh, hadis, tevhid gibi diğer şer'i kitaplara abdestsiz dokunmayı men eden bir hüküm yoktur. Ama bunlara abdestsiz dokunmamak müstehaptır dediler. Onlara da hürmet edilmeli çünkü onlar da İslam'ın eserleridir. Mesela fıkıh kitapları, her ne kadar bunlar Kur'an-ı Kerim değilse de Kur'an-ı Kerim'in hükümleri fıkıh kitaplarına yerleştirilmiş. Fıkıh zaten Kur'an-ı Kerim'de, sünnette, icma, kıyasa göre leh ve aleyhine olan dini hükümlerdir. Bunları bilmene de fıkıh denir. Bunun için bunların hepsine saygı gösterilmeli ama hiçbirisi
tabii ki yine de Kur'an-ı Kerim'in asli orijinali gibi değildir ama gerçek dini kitaptır bunlar da. İşte bunlar gibi şer'i kitaplara abdestsiz dokunmayı men eden bir hüküm yoktur. Ama bunlara abdestsiz dokunmamak müstehaptır. Yani fazilettir. Abdestsiz dokunursan günah olmaz. Ama sevap olur, abdestli olursan sevap olur. Çünkü abdest bir sevap olan bir ibadettir. Nitekim muharref diğer semavi kitaplara dokunmanın da mahsuru yoktur. Çünkü öbür kitaplar, bugünkü dünyada İncil denilen, Tevrat denilen kitaplar muharref kitaplardır, tahrife uğramış. Asil İncil Kur'an-ı Kerim'dedir. Asil Tevrat, Zebur Kur'an-ı Kerim'de. Asil suhuflar, yani Adem'e, Nuh'a, İbrahim'e verilen, İdris'e, Şi'de verilen suhuflar gibi sahifeler de Kur'an-ı Kerim'dedir. Onun için muharref olan, adı İncil ama gerçek Allah'ın gönderdiği İncil değil. Adı Tevrat fakat Allah'ın gönderdiği Tevrat değil. Bunlara dokunabilirsin abdestsiz olarak diyor. Dokunmanın bir mahsuru yoktur. Çünkü bu kitapları yolundan sapılmış, bu kitaplar bozulmuş. İnsan eli karışmış. Onlar bozulduğu için Kur'an-ı Kerim geçmişi yenilemiş. Son kitap olduğu için Kur'an-ı Kerim ebedi bozulma şansı da yoktur. Yüce Allah son kitap olduğu için Kur'an-ı Kerim'i kendinin muhafazası altına aldığını kendi söylüyor. Onu biz indirdik ve onu muhafaza eden biziz diyor. Kur'an-ı Kerim'in bozulma şansı yok ebedi. Üzeri örtülü, bakın, efendim bir mushafın bulunduğu evde kadına yaklaşmak caizdir. Şer'i ilimlerin yazılı olduğu bir kağıda bir şeyi sarmak mekruhtur. Mesela şer'i kıymetli ilimler yazılmış. Bu kitabı sen ne yapıyorsun? Gazete yerine, torba kağıt yerine kullanıyorsun. Bu mekruhtur. Şimdi bu gibiler gömülür, kullanılmayacak. Şimdi mesela eskimiş olan mushaflar vardır. Kağıtları eskimiş, içinde yazılar artık tamamen silinmiş hale gelmiş. Bu gibiler gömülürse, mezarlara gömülürse, ayak değmeyen yerlere gömülmesi en güzelidir. Yakılmasında mahsur yoktur demişlerdir ama gömülmesi daha güzeldir. Yine muskaların taşınması ve üzerinde olduğu halde helaya girmesi. Bunlar da eğer tamamen muhafaza edilmiş durumdaysa caizdir. Şimdi muhafaza edilmeleri de gerekir. Mesela mumlanmış, kaplanmış olanlar gibi. Şimdi bu konuda Malikilerin görüşüne bakalım. Hanefileri kısaca efendim göz atıp onun keşif notlarını verdikten sonra Maliki ekolündeki olan kıymetli alimler ne diyorlar? Mushafa diyorlar. El sürmesi, abdestsiz olan bir kimsenin Kur'an-ı Kerim'e mushafa el sürmesi, yazması veya isterse bir askı ile elbise, yastık veya sandalye üzerinde dahi olsa
taşınması yasaktır derler. Yani abdestsiz kişi Kur'an-ı Kerim'e bunların hiçbirini yapamaz. Demişlerdir, Kur'an-ı Kerim öğrenen ve öğreten bali kimse için Kur'an-ı Kerim'e dokunmak ve taşımak caizdir demişler. Bakın, orada o kadar sıkı tutarken burada da bu kadar tolerans tanımışlar. Kim? Malikiler. Ne diyorlar? Malikiler, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten bali kimse için Kur'an-ı Kerim'e dokunmak ve taşımak caizdir. Görüyorsunuz. Öğrenmek, öğretmek, taşımak gibi konularda caizdir demişler. Velev ki bu aybaşı ve lohusa bir kadın olsun. Yani aybaşı olan da lohusa, efendim, yani doğum yapmış bir kadın da olsa dokunabilir demişlerdir. Yalnız tekrar burayı unutma. Öğrenmek, öğretmek, taşımak şartıyla. Ve bunların emsali. Cünüp için ise bunların hiçbiri caiz değildir demişlerdir. Şimdi cünüplük tabi bir kişinin zevkiyle ilgili olduğu için, kendi iradesiyle olduğu için burada cünüp kişi yıkansın, boy abdestini alsın, ondan sonra Kur'an-ı Kerim'e dokunsun. Fakat şimdi o aybaşı mesela, lohusalık gibi durumlarda ne diyor? Buna iraden dışında, bunlar afat-ı semaviyedir. Arızayı semaviye senin elinde olmayan şeyler bunlar. Bunun için gusül ile ya da teyemmüm ile bu engeli ortadan kaldırabilir. Kim? Cünüp olanlar. Şimdi muhafaza içerisinde bulunan Kur'an-ı Kerim'e dokunmak ve taşımak Müslüman için caiz, ehli küfür için caiz değildir demiştir Malikiler. Bakın, muhafaza içerisinde bulunan Kur'an-ı Kerim'e dokunmak ve taşımak Müslüman için caiz, Müslüman olmayan için caiz değildir demişlerdir. Burada da tabi Kur'an-ı Kerim'e ihanet, Müslüman olmayandan için bir ihanet söz konusudur. Tefsire dokunmak, onu taşımak ve mütalada bulunmak, cünüp dahi olsa hadesli olanlar için mübahtır demişlerdir. Bakın, çünkü tefsirden maksat Kur'an-ı Kerim'in manalarıdır, tilaveti değildir demişlerdir. Bu da Malikilerin işi baştan çok sıkı tutmuşlar ama bakın sonunda büyük toleranslar, kolaylıklar ortaya çıkarmışlardır. Yani mezhepleri ilmi olarak iyi keşfetmelidir. Bunlar bir kolaylık deryasıdır. Rahmet deryasıdır. Bu değişik ihtilaflar görüyorsunuz ki rahmetin ne kadar geniş olduğu görülmektedir ki bu mezhepler Ehl-i Sünnet'in hak mezhepleridir. Ve bunlar çok samimi İslam okulunda iyi okumuş müçtehitlerdir. Bunların yanılması bile rahmettir. Tekrar ediyorum.
Çünkü müştehidin yanılmak da hakkıdır. Bir insandır. Büyük alimdir bunlar. Şimdi alimin yanılmaz diye bir şey yok. Masum değildir peygamberden başka kimse. Ama buna rağmen istinbat alimidir bunlar, bunların ihtilafları rahmettir. İyi anlayın, iyi dinleyin. Bu mezhepler insanlık için bir rahmet tecellisidir. Yüce Allah'ın en büyük lütuflarındandır. Şafilere göre şöyle bir bakarım. Kıymetliler. Şimdi onlar da Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz el sürmenin caiz olmadığını söylemişler. Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz taşımak bile caiz değildir demişler. Haramdır demişler. Yalnız diğer ilim kitaplarının taşınması ise caizdir demişlerdir. Mümeyyiz olan küçük çocuk öğrenmek maksadıyla Kur'an-ı Kerim'e dokunmaktan ve onu taşımaktan alıkonmaz demişlerdir. Yani küçük bir mümeyyiz çocuk ki yanlışı doğrudan ayırt edebilecek hale gelmiş. Daha da akıl bali olmamış. Bu gibi çocuklar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için abdestsiz bunlar dokunabilir ve taşıyabilir demişlerdir. Evet, bunlar engellenmez denmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim yazması da caizdir demişlerdir. Yazmayı caiz görmüşlerdir. Yine mushafın üzerine koymak herhangi bir şeyi, mesela ekmek, tuz, buna benzer şeyler Kur'an-ı Kerim'in üzerine koymak haramdır demişlerdir. Yani Kur'an-ı Kerim'in üstüne hiçbir şey konmaz. Onun üzerinde bir şey de olmaz. Allah'ın kelamı, Allah'ın ilmine dayalı olan bir kitabın üzerinde bir şey olmaz. Ona saygı bu konuda da gerekir. Ancak üzerine koyacağın şey onu muhafaza eden bir efendim, onu tozdan, topraktan koruyan bir muhafaza olması gerekir. Mesela güzel bir havlu üzerine örtersin. Niye? Toz konmasın diye. Bu bunun örtüsüdür. Ama üzerine herhangi bir eşya konmaz. Başka kitap da konmaz. Koymayın bunları saygı açısından. Fakat Şafiler diyor ki ekmek, tuz gibi şeyleri mushafın üzerine koymak haram olur diyorlar. Bir şeye haram olur kelimesini bir alim kolayına kullanamaz. Haram kelimesini bir alim kolayına kullanmaz. Aklını başına al. Bütün alimlerin sözlerine dikkat et. Çünkü böyle bir davranış onu küçümsemek ve ona hakaret olur demişlerdir. Yani Kur'an-ı Kerim'in adam üstüne götürüyor, eşya koyuyor. Yani sıradan bir eşyaymış gibi görüyor Kur'an-ı Kerim. Babanın defteri değil o, Allah'ın kitabı. Aklını başına al. Yani burada bütün mezheplerin Kur'an-ı Kerim üzerindeki saygılarına, ilmi araştırmalarına, delillere istinad ederek bu görüşlere varmaları öyle kolay bir mesele değil. Bunlar ömürlerini ilme vermişler, ilme. Müştehit ne demek? Bütün kuvvetlerini Allah yolunda ilim için, içtihad için kullanan zat-ı muhterem bunlar. Sen müştehidi ne zannediyorsun? Nasara Yensur'u demişsin, birkaç tane onun bunun kitabını taklit etmişsin,
Kendini müçtehit zannediyorsun. Öyle değil bu iş. Şimdi bir de Şafilerin görüşlerini aldık. Kısaca keşif notları olarak. Bir de Hanbelilere bakalım. O zat-ı muhteremler ne demişler? Bunlar da kıymetli bir ekolün alimleri. İslam okulunda güzel okuyanlardan bir ekip de bunlar dünyada. Kim bunlar? Hanbeli alimleri. Rahmetullahi aleyhim ecmain. Allah hepsine çok rahmet eylesin. Bunlar da diyorlar ki, abdesti olan bir kimsenin bir ayete dahi olsa mushafa bedeninin herhangi bir kısmı ile dokunması haram olur diyorlar. Bırak elini diyor, abdestsiz isen vücudun herhangi bir yeri bile dokunamaz diyor Hanbelilerde. İşte Hanbeli dediğin sen kim? Yüksek bir alim. O ekolde okuyanlar, müştehit seviyesine çıkanlar. Çıkmış birileri televizyonda utanmadan ben abdestsiz Kur'an'ı ele alırım diyor. Bu cehaletin cesareti, ilmin irfanın cesareti, takvanın cesareti, Kur'an-ı Kerim'e saygının cesareti değil ki bunlar. Bunlar tembelliğin cesareti. Gaflet, tembellik, adamların her yerinden akıyor zaten. Bakarsan şöyle, Kur'an-ı Kerim'e saygısı olmayanların şöyle bir bakın. Her tarafından tembellik dökülüyor böyle. Gaflet, cehalet dökülüyor. Kendilerini gurur kibire bürünmüşler, alim zannediyorlar. Ey kardeşlerim, siz de bizim kardeşimizsiniz. Ben böyle acı konuşuyorum size ama sen beni, ben de seni yanlıştan kurtarmamız gerekmez mi? Yani burada ben bunların için konuşuyorum. Kendi nefsime hitap ederken sen de dinle diyorum. Bunları kendi nefsime söylüyorum. Sana da diyorum ki sen bendensin, ben de sendenim. Biz Allah'ın kullarıyız ve Muhammed'in ümmetiyiz, Adem'in, Havva'nın çocuklarıyız. Biz birbirimizdeniz, ben senden, sen bendensin. Nefsime söylerken sana da söylüyorum ki, buradan hepimiz doğruyu, gerçeği bulalım. Gerçekçi olalım. Tembellikten hayır gelmez, gafletten hayır gelmez. Biraz bir şeyler bilince kendini allame-i cihan zannetme. Her bilenin üstünde daha iyi bir bilen, onun üzerinde her şeyi bilen bir Allah var. Unutma bunu. Gurura, kibire kapılma. Cehaletten ilim olmaz. Gurur, kibirden ilim, irfan olmaz. Gurur, kibir, ilmi, irfanı yok eder. Takvayı yok eder. Seni guru bir taslak haline, robot haline getirir. İşte o abdestsiz Kur'an el dokunur dediğin kitapları okumuşsun sen. Şimdi seni robot haline getirmiş onlar. Onlar senin düğmene basıyorlar, seni hareket ettiriyorlar. Bu bile robotluk bu. Kendini bu halden kurtar. Takvaya gel. Ve dört mezhebin ilmine de dikkat et. Dört mezhebin ekolündeki müştehitlerin ilimlerini yeniden incele. Sana tavsiyem bu. Yeniden incele bunları. Keşfetmeye çalış. O zaman bu tembel kanaatların, cahil ve kibir gururların kırılır ve ilme, irfana yaklaşırsın. Sana sıkı tembih ediyorum. Kendi nefsime söylerken tabii. Kendime söylemediğim hiçbir sözü kimseye söylemedim, söylemem inşallah Teala. Yanlış yapmışsan
Allahu Teala'ya istiğfar eden, tövbe eden, bütün mümin kardeşlerinden, aliminden, avamından, havasından özür dilerim. Çünkü yanlışlara yer yok. Nefse pay vermek yok. Nefis pay vermeye gelmez. Nefis bazen kudurmuşları aşar. Seni de saptırır ve sapar. Sakın nefsine pay verme. Tabii kendime söylerken söylüyorum. Unutmayalım bunları. Şimdi bakın Hanbeliler ne dediler? Bir ayete dahi olsa dediler. Dokunması haramdır dediler. Arada bir engel ile veya herhangi bir şeyle dokunmak ise caizdir dediler. Mesela biraz önce diğer kıymetli alimlerimiz Hanefiler de böyle söylemişlerdi. Bir eline temiz havlu aldın, Kur'an-ı Kerim'i şuradan alıp şuraya koyabilirsin. Bu bir nedir? O temiz bir şeyle ona dokunabilirsin. Ama arada bir engel olmak kaydıyla demişlerdir. Şimdi bu yüksek alimler böyle anlayıp da çıkıp birilerinin Kur'an-ı Kerim mahluktur demesi, Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz el dokunması, bunlar kabul edilecek şeyler değil. Herkes aklını başına alsın. Allah'ın kitabını iyi tanıyın. Allah'ı iyi tanırsanız, Peygamberi Kur'an-ı Kerim'i iyi tanırsanız bu iş halledersiniz inşallah. Ama Allah'ın hidayetiyle. Tevfik hidayet Allah'tan. Kimse kimseye hidayet veremez ama hidayete davet eder. Hidayet önderi olur. Ama hidayeti yapan, nasip eden, lütfeden Allah'ın kendisidir. Şimdi yine Hanbeliler küçüğün, velisinin, küçüğe Kur'an-ı Kerim'e veya Kur'an dersinin verildiği tahtaya dokunmasına fırsat vermesi, ezberlemek veya öğrenmek için dahi olsa küçük abdestsiz olduğu sürece caiz değildir demişler. Burada Hanbeliler konuyu biraz sıkı tutmuşlar. Yani onlara göre abdestsiz olarak Kur'an-ı Kerim'e dokunmanın haramlığı küçük çocuğa da dahi şamildir demişler. Biz burada bu görüşü Hanbelilerin kendine bırakıyoruz ve saygı, sevgi gösteriyoruz. Ama kendilerine bırakıyoruz. Küçük çocuklar zaten abdestle mükellef değil bir defa. Günahı da yok. Bu çocuk tertemiz zaten. Ama onlar böyle düşünmüşler. Biz onları tenkit edecek halimiz yok. Sadece onların bu kıymetli görüşünü onlara bırakırız. Ama diğer birçok kıymetli görüşler var. Bunlardan birini alırız. Çünkü birçok kıymet var şurada. O kıymetlerden birini almak tabii hakkımızdır. O kıymetleri kendimiz de inceleriz. Biz alimlerin için takdir ediyoruz. Alimlerin ilmi çalışmalarına gördük, ilimlerine baktık da ondan. Kuru kuruya, körü körüne değil ki bu işler. İlimden nasibi almadan kuru kuruya, körü körüne mezhep taassubu yapanlar da cahillik yapıyorlar. Yanlış yapıyorlar. İlmi delillere götüreceksin işi. Hanefiyim demek yetmez. Hanefi'nin dayandığı delillere bakacaksın. Şafiyim, Malikiyim, Hanbeliyim demek de yetmez. Onların delillerine bakacaksın. İslam'da taassup yok, gerçekler var. Gerçeklerin dayandığı deliller var. İlmi deliller.
Taassup yok, yarışmak var. Kıymetliler, ilim kitaplarına dokunmak caizdir demişler Hanbeliler. Sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam Kayseri içinde bir ayeti kerime bulunan bir mektup yazmış olmasıdır. Delilleri de budur. Evet, bu delilleri İbn Abbas'tan, Müslim ve Buhari'den gelen rivayetlerdir. Yani bunlar delillere de dayanarak hareket ederler ama delilleri anlamakta farklı davranırlar. Bu da Allah'ın bir rahmetidir. Çünkü ağacın çeşitli dalları bulunmaktadır. Şimdi yine bakın, Musaf'a el sürmek zorunda kalsa bir kişi, hadesli olan bir kimse, suyun olmadığı bir yerde ne yapması gerekir? Musaf'a illa dokunması gerekecekse diyor, teyemmüm ederler. O zaman caiz olur. Bu da Hanbelilerin kıymetli görüşüdür. Çok şahane. Bak burada da büyük bir ne vardır? Bakın, kolaylık ve rahatlığın, kolaylığın sahasının genişlediğini görüyoruz burada da. Yine Müslüman olmayan, gayrimüslim olan kimsenin Kur'an-ı Kerim'e el sürmesine engel olunur demişlerdir Hanbeliler. Yani çünkü Müslüman olmayan Kur'an-ı Kerim'in kıymetini bilmez. Şimdi bu neye benzer? Kur'an-ı Kerim'e bunun hakaret edeceği, onun değerini bilmeyeceği ortaya çıkar ki Kur'an-ı Kerim'e gözü göre göre ihanet edilmesine razı olabilir misin? Adam aldı, attı Kur'an-ı Kerim'i. Buna müsaade edebilir misin? Bu senin Allah'ın kitabı. Edemezsin. Onun için bakın, engel olunur. Müslüman olmayan kişilerin diyor, bakın, Kur'an-ı Kerim'e el sürmesine engel olunur demiş Hanbeliler. Musaf'ı yastık gibi kullanmak haramdır demişler. Yani adam üstüne yatmış Kur'an-ı Kerim'i yastık olarak. Yine ilim kitaplarına da bu şekilde davranmak da haramdır demişler. Bu da onların son derece dine karşı derin saygı gösterdikleri gibi bir de dinin bütün kutsal değerlerine hakareti kabul etmediklerini ortaya koyuyor ki bu şahane, takdire şayandır. Çünkü İslam'ı yaşamak kadar İslam'ı değerleri korumak görevimizdir hepimizin. Rahmetullahi aleyh mecmain. Bütün alimlerimize Allah çok rahmet eylesin. Kıymetliler, Darul Harbe yolculuk diyor. Bakın, Musaf yanında olduğu halde Darul Harbe yolculuk caiz değildir demiş Hanbeliler. Darul Harp nedir? Tabi bunlar yerinde ayrıca incelendi, söylendi ve söylenecek inşallah. Yine sevgili Peygamberimizden gelen bir haber de şöyledir. Hazreti Ömer'in oğlu bu yüksek alim radıyallahu anhü ve erdahü mecmain, ondan gelen haberde şöyle denmektedir. O da Peygamberimizden tabii naklediyor. Ellerinin ona uzanması korkusuyla beraberinizde Kur'an-ı Kerim olduğu halde
düşman topraklarına yolculuk etmeyiniz. Düşman topraklarına diyor bakın. Tabi savaş halinde olduğun topraklar ayrı, anlaşmalı olduğun devletler ayrı. Buraları da birbirinden ayırmak da gerekiyor. Bir içinde bulunduğum çağın şartları, bunları da göz önünde bulundurarak, tabi bunları değerlendirmek gerekiyor. Bunlar çok güzeldir, iyi anlamak gerekiyor. Sevgili Peygamberimizin sözleri tartışma götürmez. Şanlı Kur'an-ı Kerim tartışma götürmez. Ancak onu iyi anlamaya çalışmamız görevimizdir. Doğru anlamaya çalışmamız. Allah'a sen din öğretemezsin. Peygamber'e de din öğretemezsin. Sen öğreneceksin, iyi anlayacaksın, iyi keşfedeceksin. Görevimiz bu. Şimdi şöyle bir neticeye bakalım. Efendim, Davud Ez-Zahiri müstesna olmak üzere büyük hades sahibi olan kimsenin Kur'an-ı Kerim'e dokunmasının caiz olmadığı üzerinde ittifak etmiştir. İttifak edilmiştir. Bakın, Davud Ez-Zahiri müstesna olmak üzere büyük hades sahibi olan kimsenin Kur'an-ı Kerim'e dokunmasının caiz olmadığı üzerinde ittifak edilmiştir. Küçük hades sahibine gelince bu kimsenin Kur'an-ı Kerim'e dokunmaktan men edileceğine dair olan delillerin delaletleri ise kesin değildir. Ama müçtehitlerimiz, dört müçtehit bunu kendi kanaatleriyle kesin olarak ortaya koymuşlardır dört mezhep. Ancak şimdi buraya dikkat edelim. Cumhur bunun caiz olmadığı görüşündedir. Ne diyor cumhur? Cumhur dediği kim? Dört mezhebin Hanefiler, Maliki, Şafii ve Hanbeliler olmak üzere başta abdestsiz diyor Kur'an-ı Kerim'e el sürmek caiz olmadığı görüşünü zaten izahlarımızdan anlaşıldı. Bu da diyor kesin olarak cumhur abdestsiz Kur'an-ı Kerim'e el dokunulmaz demişlerdir. Caiz olmadığını söylemişlerdir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim ancak temiz olan dokunabilir. Şimdi bunu meleklere kastedenler, levh-i mahfuza götürenler var. Kur'an-ı Kerim bize geldi, bize. Ey meleklere tahsis edemezsin. Ve levh-i mahfuza da götürüp oraya da bırakıp ben Kur'ansızım diyemezsin. Kur'an-ı Kerim Allah kelamı bize geldi. Ve bu ayetin zahirinde açıkça ne diyor? Kur'an-ı Kerim ancak temiz olanlar dokunabilir. Temiz kelimesinden maksadın, kimisi bunu şöyle anlamış. Mümin olması yeterli demiş. Müminler niye abdest alıyor o zaman? Mümin olması yeterli. Abdestsiz namaz kılsın. Oluyor mu? Olmuyor. Bak böyle demişler. Ve küçük veya büyük hadesten temizlenmiş, bedeninde herhangi bir necaset bulunmayan, kimsenin kastedilmiş olmasının muhtemel olması gibi. Burada muhtemel kelimesine de gerek yok. Nedir? Temiz olanlar dokunabilir diyor mu Kur'an-ı Kerim sana? Bunun zahiri yeterli. Ne diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'e? Ancak temiz olan dokunabilir. Niye muhtemel diyorsun ki buna?
Dört mezhep yani burada muhtemel ihtimaller üzerinde mi durmuş? Da buna haramdır demişler. Bir mezhep alimi bir şeye kolay kolay haramdır deme şansı var mı? Yani ne yaptığımızı şöyle bir bakalım. Ne söylediğimizi kulağımız duysun. Tabii kendime söylüyorum bunları. Ama hepimiz duyalım ve dinleyelim. Cenab-ı Hak, Hakk'a tabi olan, Hakk'ı hakikati yaşayan, batıldan uzak olan, Allah'ın rızasına vasıl olan, vuslata eren, cemali ilahiye nail olan kullarından eylesin. Bütün çırpıntımız herkese faydalı olmaktır. Ey aziz ümmeti Muhammed! Ey efendiler! Allah'ın rahmeti, mağfireti, O'nun merhameti, lütfu keremi, fazlı ihsanı tüm inananların üzerine olsun. İnanmayanların da hepsine Allah, Yüce İslam'ı hidayet olarak teklif eyledi. Onların da bu hidayete gelmelerini biz Allah'tan temenni ediyor, niyaz ediyoruz. Birikilerine de diyoruz ki, ey insanlık alemi, siz de Allah'ın kullarısınız bizim gibi. Gelin Allah'ın davetine, Muhammed'in davetine tabi olun, Müslüman olun diyoruz. Tabi hidayet Allah'tan, irade herkesin, özgür irade herkesin kendinde. İslam'da dayatma yok, dayatmacılara karşı koymak var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammed ve ala Ali Muhammed.